Seçimin sıcak gündemi devam ederken bugün yine Line TV çadırında sizlerle beraberiz. Bugün yine bir kadın konuğum var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili adayı Gülten Kavut Sürücü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Burcu Hanım. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyiz, sahadayız, çalışıyoruz. İyi sonuçlar, iyi bildirimler alıyoruz. Çok mutluyuz. Çok güzel. Peki biz bir Gülten Hanım'ı tanıyalım. Tabii. 1974 Tokat doğumluyum. İlk orta lise eğitimimi İstanbul'da tamamladım. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdim. Devamında İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimimi tamamladım. 15 yaşından beri çalışma hayatındayım. Çünkü ben bir ticaret liseliyim. Ticaret lisesine gidenler bilir. Bizim ikinci sınıftan itibaren stajımız mecburidir. Çalışma hayatına atıldım. Arada üniversite gerektiğini hissettiğim için üniversiteme devam ettim. Uzun yıllar uluslararası firmalarda maliyet muhasebesi ve insan kaynakları departmanlarında uzmanlık ve yöneticilik görevlerinde bulunduktan sonra bireysel danışmanlık olarak kendi işimi kurdum. Ve sonrasında çok önemli addediyorum ben bunu. Bursa'da kapatıldıktan sonra bütün etüt eğitim merkezleri açan ilk karı kocayız biz. Bursa'nın ilk etüt eğitim merkezini açtık. İyi ki de öyle yapmışız. Şu anda biliyorsunuz takip ettiğiniz bir konudur. Dershaneler kapanıyor ama etüt merkezleri açık. Yani Bursalıların çocuklarını gönderebileceği kurumlar şu anda mevcut. Biz o ilk adımı atan kişiler olduk. İyi ki de o dönem onu yapmışız. Çünkü 1,5 senelik bir direnme sürecimiz vardı. Ve o zorluğu aştıktan sonra şimdi bu kolaylığı Bursalılara yaşatmış oluyoruz. Bu sene de 2015 itibariyle de İznik'te bir yine eğitim kampı şeklinde gençlik eğitim kampını açtık. Kendi tesisimiz, gençlerimize burada özgüven, liderlik, takım çalışması eğitimleriyle birlikte bir haftalık konaklamalı eğitimler vereceğimiz bir işletmemizde Bursalılara hizmete açtık. Çok güzel. Bu da Bursa'da ilk. Çok güzel. Evet. Tabii şimdi programımızın adı seçim gündemi ama Mor Salkım Soruyor olunca direkt siyasette kadın olmayı soracağız önce size. Uzun yıllardır siyasetin içerisindesiniz. Evet. Artık Bursa ilinde de Milliyetçi Hareket Partisi denilince kadın olarak akla gelen bir isimsiniz. Evet. Peki, siyasi erkin olduğu ve erkek egemen olan bir alandasınız ve bu alanda kadın olarak uzun yıllardır yer almanın zorlukları nedir? Oradaki Gülten Hanım'ın yaşadıkları neler? Evet. Şimdi ben hem görevlerimden de bahsedeyim, sonrasında da sorunuzu cevaplayayım. Sivil toplum örgütlerinde de görevlerim var. Bursa'ya ilk geldiğimde Bursa Tokatlılar Vakfı'nın genel sekreterliğini yapmıştım. Sonrasında Bursa Tokatlılar Derneği'nin kurulmasında aktif rol oynadım. Ve şu anda da yine derneğimizin genel sekreteriyim. Bursa'da yine ilk kurulan Bursa İl Dernekleri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesiyim. Bursa'da aynı zamanda valilikte İl İnsan Hakları kurul üyeliğini 2 sene boyunca yürüttüm. Ve 2007'de de siyasete atıldım. 2007'de ilk siyasi noktam kadın kollarıyla oldu. Zaten kadınlarımızın siyasete girişi böyle oluyor. İlçe yöneticiliği, il yöneticiliği, 2011'de milletvekili adaylığım oldu. 2015'te yine partimi gururla temsil ediyorum. Şimdi siyasette kadın hakikaten zorlu. Yani şimdi evet erkekler kadar kolay demek çok yanlış ama ülkemizin aslında önemli iki tane problemi var. Biri gerontokrasi, biri de patriyarki. Yani yaşlılar egemenliği ve erkekler egemenliği. Hı hı. Bu yalnızca siyasette yok, buna dikkat çekmek istiyorum. Bizim bu egemenlikleri, ben demiyorum ki yaşlı, deneyimli abilerimiz, büyüklerimiz, ablalarımız olmasın demiyorum. Ama artık gençlere bir yol açılsın diyorum. Gençler de hakikaten yönetimlerde, iş hayatında, sivil toplum örgütünde, siyasette başarılı olabilirler. Zaten belli bir kesimi temsil etmeliler. Yani gençlerimizi temsil edecek birilerinin olması gerekir. Gelelim kadına. Kadında da büyük sıkıntı var. Hala bitmedi. Şimdi meclise baktığımızda, kadın vekillerinin sayısına baktığımızda hala bence biz o yeterliliği sağlayamadık. Bunun artmasında kesinlikle önce olmamız lazım. Ama kadın siyasete girdiğinde nasıl bir şey oluyor? Şimdi benim 2 tane evladım var. Biri 10 yaşında, biri 3 yaşında. Ellerinizden öper. Tabii mesela dün kızım çok huzursuzlanmış ben çalışmadayken, Orhan Gazi'deydim.
Akşam da televizyon programım vardı. Kimseye rahat vermemiş. Haklı olarak o daha küçük, yani bebeklikten yeni çıktı. Kadının bu anlamda zorlukları çok fazla. Bir de yürütmek zorunda olduğunuz bir ev düzeniniz var ve aile hayatınız var. Onları da sağlıklı bir şekilde yürütmek durumundasınız. Ve bizim toplumumuzda da özellikle kadın evi yapan dişi kuştur derler ya, kadın orada öncelikli unsur. Ve bu unsurun hem burada iş hayatını yürütmesi, hem aile hayatının düzenini sağlaması, hem çocuklarıyla ilgilenmesi. Çünkü onların bir işte eğitim hayatları var, bir ergenlik dönemleri var. O dönemlerde kadın her türlü sorumluluk halinde. Sağ olsun benim eşim her konuda bana destek. O konuda hiçbir şey söyleyemem. Buradan eşime çok teşekkür ediyorum öncelikle. Eşimin annesi, kayınvalidem çok büyük destek oluyor. Çocukların bakımında, ben görevlerde bulunduğumda muhakkak o desteğini veriyor bana, sağ olsunlar. Ama yine de kadının durumu zor. Çünkü akşam eve gittiğinizde sizi bekleyen çocuklar sizi görmemiş oluyor. Ne kadar destek olursa olsun. Bir defa burada böyle bir eziklikle o işleri yapıyorsunuz. Dolayısıyla ben kadının siyasette kesinlikle önünün açılmasını, ne gerekiyorsa bu konuda, kontenjan konusunda destekliyorum aslında. Yani bir yere kadar, ama tamamıyla şunu demiyorum. Kadın evet olmalı, vitrin halinde getirelim. İşte kadın burada olsun değil. Bakın kadınlarımız siyasette varlar, siz de biliyorsunuz. Kadınlarımız yalnızca broşür dağıtan bir siyasi unsur olmaktan çıkmalı. Ve biz de bunların öncüleri olmalıyız. Aynı zamanda da bizler dayanıklı olmalıyız. Yani şimdi diyelim ki bu dönem olmadı. Başka bir döneme kesinlikle hazırlıklı olmalı ve erkekler kadar o mücadelenin içinde yer almalıyız. Ama erkek siyaset yapan arkadaşlarımız da bizim bu tarzda dezavantajlı durumlarımızı da göz önünde bulundurmalı ve bizlere olabildiğince destek olmalılar. Bu dönem ben özellikle siyasetteki arkadaşlarıma, başkanlarıma, bütün yöneticilerime de teşekkür ediyorum. İnanın bize bu konuda kadın adaylarımıza çok büyük destek oldular. Şöyle ki örneğin, mesela akşam kahve toplantıları var. Bizi daha çok kadınların yer alabileceği saha çalışmalarını bulunduruyorlar. Diğer arkadaşlarımız bu tarzda çalışmalarda oluyorlar. Yani kesinlikle bu dönem siyasette kadına hazırlıklı bir ortam var. Yeter ki biz gayret gösterelim, çalışalım. Ama arkadaşlarımız da bizim bu tarzda söylediğim dezavantajlı durumlarımızı da göz önünde bulundurarak tabii. Tabii hep şunu söylüyoruz. Kadın da erkek de bir yarışın içerisine giriyor evet. Siyasette evet. Var olunca. Ama genelde şu söylemi duyuyoruz. İşte kadınlar da bizle eşit yarışmalı. Ama sizin söylemlerinizden de bunu açık açık görüyoruz. Siyasette evet. Uzun yıllardır yer alan evet. Bir kadın olarak evet. Eşit şartlarda değiliz. Değiliz. O zaman bizim pozitif ayrımcılıklara ihtiyacımız var. Tabii bir taraftan siyasette yer alırken siyasetin bir yönü de var ki o biraz daha kirli bir yön. Eğer o size denk gelirse işiniz daha da zorlaşıyor. Son günlerde yaşadığımız Meral Akşener'in durumu ile ilgili. Evet, evet. Ben bu konuda görüşlerinizi almak istiyorum. Yani ben öncelikle şunu söylemek isterim. Allah bütün siyaset yapan kadın arkadaşlarımı, hemcinslerimi bu tarzda olaylardan korusun, sakınsın. Çünkü bu bizim toplumumuzda kadını kaldırabileceği bir durum değil. Meral Akşener biliyorsunuz Türk siyasetinde çok önemli bir faktör. Ve siyaseti gerçekten hakkıyla yapan bir isim. 28 Şubat'ta birçok ismin yapamadığını yapmış, dik durmuş ender simalardan biridir. Ben onun siyasetteki varlığını çok önemsiyorum. Ve ülkemizin Meral Akşener gibi isimlere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Meral Akşener bir vitrin siyasetçisi değil. Gerçekten hakkıyla siyaset yapan bir hanım. Şimdi gelelim yaşadığı şeye. Kadının biraz önce bahsettiğimiz noktalarda, iş hayatında da, sivil toplum örgütünde de, siyasete de işi zaten zor. Bir de böyle çirkin iftirayla karşı karşıya kaldığında tamamıyla eli kolu bağlanıyor ve tükenmişlik noktasına gelebilir arkadaşlarımız. Ha tamam, Meral Akşener kuvvetli bir kadın. Velev ki şöyle bir durum olsaydı, bu kadar kuvvete sahip, bu kadar arkasında duran, teşkilatı ile birlikte onu destekleyen bir grup olmasaydı, bir kadın arkadaşımız buna maruz kalsaydı sizce neler yaşayabilirdi? Bakın burada çok önemli bir nokta var. Biz Meral Akşener'in teşkilat olarak da, kadın siyasetçiler olarak da, ben bütün siyasetçilerin de onun arkasında durduğuna inanıyorum. Öyle olmalılar zaten. Ona da
Kesinlikle en ufak bir şey vermiyorum, prim vermiyorum. Zaten öyle olmalıyız. Meral Hanım'ın yanındayız. Bu konuda yapılan bu çirkinliği kesinlikle kabul etmiyoruz. Ve ben bir kadın siyasetçi olarak bu yapılanı kınıyorum. Kesinlikle reddediyorum. İnşallah, umut ediyorum, bundan sonraki dönemlerde hiçbir kadın siyasetçi, hiçbir kadın yöneticiye bu tarzda iftiralar atılmaz. Hiçbir yöneticiye, hiçbir siyasetçiye aslında atılmasın, evet, ki temiz siyaset yaşayabilelim biz. Evet. Çünkü kirlendiği zaman siyaset, daha çok herkes siyasetten, evet, kaçmaya başlıyor. Aslında dezavantajlı gruplar bizim için önemli. Kadınları biz dezavantajlı gruba koymuyoruz. Kadın ve erkek, ama bunun dışında dezavantajlı grup dediğimiz gençler, çocuklar, evet, engelliler, yoksullar ve yaşlılar var. Evet. Evet. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ndesiniz ve bir seçim beyannameniz var ve bir siyasi yarış içinde yer alıyorsunuz. Ben öncelikle aslında çocuklardan başlamak istiyorum. Evet. Çocuk istismarı, evet, çocuk evlilikler üzerine Milliyetçi Hareket Partisi'nin getirecekleri neler? Beni tanıyorsunuz zaten, yıllardır siyaset yapıyorum. Sosyal medyada da fikirlerimi beyan eden birisiyim. Öncelikle ben bir anneyim, bir kadınım. Tabii ki hemcinslerimi, tabii ki çocukları öncelikli olarak söylemlerimde koruyorum. Çok teşekkür ediyorum ki partimin ARGE çalışanları da, genel merkezimizde bu anlamda dezavantajlı grupları koruyan bir seçim beyannamemizi önümüze koydu. Bir defa benim için en önemli konu çocuk istismarı. Çocuk istismarında dikkat ederseniz basına yansıyan olaylarda bir süre sonra, doğuda bir örneği var biliyorsunuz. Ben o konuya çok da girmek istemiyorum, üzülebiliyorum bu konularda. Hemen hukuki olarak zaman aşımı mevzusu kullanılıyor ve bu tarzda çirkin eylemlere kalkışan insanlar hukuki olarak bir sıyrılış noktası, bir kapı bulmuş oluyorlar kendilerine. Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında, çocuk istismarında, kadına karşı olan şiddette bir defa bu zaman aşımı mevzusunu kesinlikle ortadan kaldıracağız. İkinci maddemiz de şu, verilen cezalardaki ceza oranını arttıracağız. Bunun sözünü veriyoruz. Ne zaman? Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarında. Olması gereken de bu zaten. Bir defa şu zaman aşımı meselesini kaldırdığımızda, bence o kaçış noktalarını tamamıyla tıkadığımızda, kapattığımızda bunun önünü kesinlikle almış olacağız. Kadınlarımız, evet, dezavantajlı grup değil ama hala ülkemizde geldiği noktaya bakarsak yine de korunması gereken, sahaya alınması gereken, sivil toplum örgütlerine, iş hayatına çekilmesi gereken bir grup. Sizinle ben aslında bir şey paylaşmak istiyorum. Bakın, biz hep diyoruz ki, öyle zannediyoruz, aslında iş gücüne kadınlar katılıyor gibi görüyoruz değil mi? Şimdi bir takım araştırmalar yapılmış, aslında tam tersi. Ama nasıl oluyor? Burada bu benim için çok önemli. Biz görmüyoruz ama, evet, onu tabii söyleyeyim. Evet, biz görmüyoruz. Çünkü biz nasıl olsa çevremizde, mesela benim çalışanlarım hepsi kadın öğretmen. Yani hep çevremde kadın var. Böyle olduğunu düşünüyoruz. Ben olayın farklı bir boyutuna dikkat çekmek istiyorum sizinle bu programda. Şimdi köyden kente büyük bir göç var. Ben aday adayıyken de projemi sunduğumda, projemi anlattığımda projem şunun üzerine kuruluydu. Bursa kesinlikle turizm anlamında, kırsal turizm anlamında kalkınmasını gerçekleştirmeli, büyümesini gerçekleştirmeli ve şehir merkezindeki ve kırsaldaki bu kalkınmanın bütünlük halinde yürümesini, göçün engellenmesini, okullardaki, trafikteki, şehir merkezindeki yoğunluğun azaltılmasını hedefleyen bir proje sunmuş. Şimdi bu projenin aslında ne kadar gerçekçi olduğunu bu örnekle göreceğiz. Köyden kente göç olduğunda kadın iş gücünden kopuyor. Kadın iş gücünden ayrılıyor. Nasıl oluyor? Şimdi kırsalda kadın orada tarım ya da hayvancılıkla uğraştığı için ürün üretiyor. Hı. Aslında iş hayatının içinde, üretkenlik halinde. Kırsala geliyor. Şimdi bu kadın eğitimi tamamlamış, eğitimle ilgili iş hayatına girecek bir kadın değil. Ne oluyor? Eve kapanıyor. Biz hep şu gerçeği görüyoruz. Evet, kentte okumuşluk oranı işte yükseliyor. Kadınlarımız iş hayatına atılıyor. Evet, oran orada yükseliyor ama çok önemli bir oran. %18 kentteki kadının iş gücüne katılımı varsa burada biz %27 iş kaybı yaşıyoruz. Yani burada eşitsizlik oluyor ve dolayısıyla orada %9 oranında iş gücünde kayıp yaşıyoruz kadın olarak. Biz diyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarında kadınları özellikle evden üretebilecekleri ürünlerde,
bir özel bir destek sağlayacağız. Yani kadın muhakkak evde de olsa iş gücüne katılmalı. Bu anlamda eğitimleri arttıracağız ve kadının evden de olsa iş gücüne katılımını sağlayacağız. Yine kadın iş gücüne katılımında özellikle girişimci kadınlarımızda bir takım destekler var. Siz de haberdarsınız ama bu destekler hibe noktasında kadına artı %10 sağlıyor. Ben özellikle bir konuda araştırma yapmıştım, orada gördüm. Kadına artı %10 var, o kadar. Biz diyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarını sağlarsak kadına %50 iş gücüne ve girişimci olarak katılımında %50 hibe veriyoruz. Kalan kısmı kredilendiriyoruz. Çok önemli bir oran. Ben bunu çok önemli addediyorum. Dolayısıyla kadınımızı burada bir desteklemiş oluyoruz. Kadının kesinlikle iş gücüne katılımını sağlamalıyız. Ve artık köyden kente göçü değil de yavaş yavaş kentten kırsala göçü sağlamakta kesinlikle destek vermeliyiz. Bunu da nasıl yapacağız? Tarımda büyük sıkıntı var. Yani insanlar boş yere göç etmediler. Tarımda diyoruz ki bizim öncelikli bir takım özel stratejik ürünlerimiz var. Nedir bunlar? Buğday, soya, pirinç, mısır, çeltik. Bu ürünlerimizi kesinlikle özel bir destekleme kapsamına alacağız. Bursa için önemli zeytin. Bu ürünleri destekleyeceğiz. İkinci, girdiler arkadaşlarımız için çok önemli. Bu anlamda yatırım yapan arkadaşlarımız var tarımda, hayvancılıkta. Girdilerdeki bütün vergileri, harçları kaldıracağız. Girdilerdeki o yüksek maliyetleri ortadan kaldırdığımızda yatırımlar artacak. Dolayısıyla kentte bir yere sıkışmış kadınımız diyecek ki artık ben kırsala gitmek istiyorum beyim diyecek. Bu çok önemli bir şey ve iş gücüne tekrar katılacak. Kadının aslında ayakta durmasını tekrar sağlamamız gerekiyor. Yani böyle kadına şiddet var deyip hamaset yapmak çok kolay. İşin kolay yöntemi. Çözüm üretmemiz gerekiyor. Ve yine tarımda özellikle motorini 1.75'e indireceğimiz taahhüdünü veriyoruz ki bu da çok önemli bir girdi. Biliyorsunuz yatlar, zenginlerimizin kullandığı, belli bir zümrenin kullandığı yatlar bu orandan, bu fiyatlardan, düşük fiyatlardan motorini alabiliyor ama tarımda hala bu kolaylığı sağlayamadık. Dolayısıyla girdisi yüksek bir sektörde kimsenin orada kalmasını beklememiz doğru olmaz. İşin gereği olarak da doğası olarak da insanlar gitgide kente göç yaptı. Bir de emeklilere de değinmek istiyorum. Ben hızlı girdim, farkındayım. Emeklilerimiz çok önemli. Emeklilerimiz çok önemli. Sahadayım. Emeklilerimiz sıkıntılarını bize aktarıyorlar. Geçim derdi var emeklilerimizde fazlaca. Biz dedik ki 2011'de zaten bunu söylemiştik, hatırlamayanlar var. Ben her programda bunu hatırlatıyorum. Biz 2011'de emeklimize demiştik ki bir kışa girerken kış yardımı yapacağız bir maaş kadar. Ama onu şöyle bir düzenlemeyle yaptık biz. Karşılığının olması lazım. Çünkü emekli maaşı 5000, 6000 olan bir takım bürokratlarımız var. Aslında onların maaşlarına karışmıyoruz. Öyle bir şey söylemiyoruz ama diyoruz ki ya burada hakkaniyetli olalım, adaletli olalım. Yani bir kesimi koruyacağız derken bir kesimin tekrardan hayat şartlarını yükseltip bir kesimi ezmeyelim dedik. Bir asgari ücret düzeyinde emeklimize Mart ayında ve Nisan ayında sosyal destek yardımı yapacağız. Sebep şöyle ki kışa girerken ve özellikle yaza girerken emeklimizin yanında olmak. Bu zaten biliyorsunuz özel işletmelerde de uygulanan bir sistem. Sahadayım bir şikayet daha var. Bu yaştan ve yıldan biliyorsunuz emeklilik hakkından fedakarlık etmiş. Aslında sıkıntıya uğramış, dezavantajlı bir grubumuz var. Bu sıkıntıları da biz iktidarımızda söz veriyoruz. Kaldıracağız. İntibak yasasında da iyileştirmeler getireceğiz. Maaşlardaki eşitsizlikler hala devam ediyor. Bu anlamda düzenlemeleri ve yaşla ilgili sıkıntıları olanların haklarının tekrar iadesini sağlayacağız. Bir de gençlerimiz vardı. Gençlere sıra gelecek. Tamam. Gençlere şimdi geleceğiz ama gençlerle birlikte ben şunu sormak istiyorum. Buyurun. Tabii ki hem ekonomik büyüme anlamında politikalarınız var. Çünkü kadınları eğer istihdama katmazsak Türkiye'nin büyümesini bekleyemeyiz. Evet. Bunu Dünya Ekonomik Forumlarında da konuşuldu bu. Evet. Eğer hedeflerimiz varsa buna ulaşmak için kadınları işin içine katmalıyız. Evet. Peki gençler geleceğin Türkiye'si. Gençlerin sizden talepleri nedir? Milliyetçi Hareket Partisi'nin vaatleri nedir? Ancak gençlere değinirken sizden ricam şudur sorumun içerisinde.
eğitim sistemi ve eğitim politikaları üzerine. Evet. Özellikle son dönemde eğitim sistemimiz değişti. 4+4+4 kesintili eğitim sistemine geçtik. Bu sistem sizce Türkiye'ye ne getirdi? Artıları, eksileri, gençler için getirdikleri neler ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin gençler için vaatleri nelerdir? Evet. Şimdi ben özgeçmişimden bahsederken zaten eğitimci olduğumdan size bahsetmiştim. Ben çocuklarımız ve gençlerimizle beraber onların yaşadıkları sıkıntıları birlikte göğüsleyen, birlikte onlarla üzülen bir kadınım. Sonuçta anne olarak anne gözüyle de bakıyorum. Benim çocuğum da eğer ileride bu sınav sistemi devam ederse bu şartlarda yarışacak bir çocuk. Yani gençliğini belki de sınavlarla heba edecek bir çocuk. Şimdi biz benim gördüğüm öncelikle eğitimde eğitim sistemimiz çöküşte ve iflas etti. Onu size söyleyeyim. Bunu kesinlikle kamuoyunu üzmek, kamuoyunu bu konuda hayal kırıklığına uğratmak için söylemiyorum. Bir eğitimci olarak söylüyorum. Şimdi yıllar boyunca gördüğüm şeyler. 3 sene boyunca bu çocuklarımıza SBS geldi. Vazgeçtik, TEOG geldi. Vazgeçtik, 2 dönemli sınav sistemi geldi. Hala üniversite sınavında ne yapacağımız belirsiz. 4+4+4 geldi. Şimdi ne konuşuluyor biliyor musunuz? Vazgeçtik, 5+3+4 gelecek. Şimdi bakın bu olaylarda, bu süreçlerde ne oluyor biliyor musunuz? Kayıp nesiller gelişiyor. Biz o çocukları kaybediyoruz. Sınav stresiyle yorulmuş, bitmiş çocuklar önümüze geliyor. Nereden? Bu geri bildirimleri şuradan alıyoruz. Örnek çocuğumuz çok güzel başarısı aldı TEOG'da. Gitti Bursa'nın en güzel lisesine, fen lisesine ya da BAL'a gitti diyelim. Gidiyor ve lise 1'de bu çocuklar derslerinde çöküş yaşıyor biliyor musunuz? Bunu eğitimcilerle konuşabilirsiniz. Orada aslında belki çok önemli sıraya girmiş çocuğumuz lise dönemine geldiğinde çöküş yaşıyor. Sebep? Yıldı burada, bunaldı sınav sisteminden, yoruldu. Yani yorgun bir gençlik bekliyor bizi. Hele ki o 3 sene boyunca SBS'i olan dönem var ya, o gençlerimiz kayıp nesiller. Çok yazık ettiler. Yani o velilere de büyük bir ihanet içerisinde bu anlamda olmadık politikalarla yordular. Şimdi gelelim burada eğitim sisteminde eksikliklerin neler olduğuna. Biz yıllardır bir şey konuşuyoruz. Çok büyük toplantılar yapıyor. Hatta büyük şirketlerimiz bunu destekliyor biliyorsunuz İstanbul'da. Meslek lisesi memleket meselesi dedik. Hala sizce memleket meselesi mi? Yok. Örnek veriyorum size. Çok basit. Çocuklarımız için bu anlamda böyle bir mesele yok zaten. Şimdi TEOG sınavına giriyor benim öğrencilerim kurumumda. Kazanıyor. Sonra kazandıktan sonra geliyor. Hocam işte birlikte soruları, işte şeyleri, seçeneklerimizi yapalım okulları. Ben de onlarla birlikte, hocalarımızla birlikte katılıyorum bazılarınkine. Şimdi diyorum ki bak senin bazı özelliğin var. İşte resmin çok iyi. Tasarımla ilgili bir bölümde ilerlesen, ileride tasarım çok önemli bir meslek haline gelecek. Bunu yazsak, hayır hayır hocam diyor, meslek lisesine asla gitmek istemiyorum diyor. Çünkü orada kötü bir etiket söz konusu. Yani biz meslek lisesini memleket meselesi haline getiremedik. Bir defa oradaki düzenlemeleri halletmemiz gerekiyor. Gençlerimizin geleceği açısından. Siz sürekli, benim de mezun olduğum bölüm ama iktisadi idari bilimlerden mezun üreterek bu ülkenin kalkınmışlığına katkı sağlayamazsınız. Hiç kimse sağlayamaz. Dolayısıyla mesleki eğitimleri ve benim çok önemsediğim bir konu daha var. Teknoloji ile ilgili fen liselerinin, teknoloji liselerinin bu ülkede kuvvetlendirilmesi lazım. Çocuklarımızın bu liseleri tercih ettiğinde büyük oranda gerekirse konaklaması ile ilgili, yurdu ile ilgili bütün sorunların çözümlenmesi ve cazip hale getirecek politikalar üretmemiz gerekiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, büyük bir ürün üretebilirsiniz. İşte masa, koltuk ne kadar yer kaplıyor değil mi? Ama bir cep telefonunun şu kadarcık bir malzemenin ederi kadar ederi var. Çok önemli. Bir sıra belki binlerce cep telefonu sığdırabilirsiniz. Ama birkaç tane koltuk sığdırabiliyoruz. Bakın katma değeri ne kadar yüksek. Katma değeri yüksek, teknolojik ürünlerin yatırımlarını kesinlikle devlet olarak desteklemeliyiz. Milliyetçi Hareket Partisi de iktidara geldiğinde bu anlamda teknolojiyle ilgili bütün yatırımları destekleyecek ve keza devamında bu konularla ilgili eğitimin de desteklenmesinde önce olacağız. Bir defa bu sorunları kesinlikle kaldıracağız. 2011'de de taahhütümüzdü. Bu taahhütümüzü tekrarlıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sözüdür. Üniversite sınavını kesinlikle kaldıracağız. Çünkü bu sıkıntıları aştığımızda, çünkü çocukların da büyük sıkıntı. Şimdi siz meslek lisesini avantajlı hale getirirseniz zaten orada kişi konuyla ilgili bölüme de bir geçiş yapacağı için
bu bölümü tercih edecektir. Ama biz o geçişleri kesinlikle yolları tıkadığımızdan sıkıntı burada doğuyor. Bu konulardaki sorunları bir defa aşacağız. Öğrencilerimize öğrenim hayatı boyunca, üniversite öğrencilerimize 10 bin liralık öğrenim kuponu sözü veriyoruz. Öğrencilerimizin kesinlikle eğitimle ilgili sorunlarını ortadan kaldıracağız. İkincisi, iş hayatına girişlerinde, iş hayatlarını destekleyici, işe kolay atılmaları için bütün programlarımızda gençlerimizin yanında olacağız. Çok önemsediğim bir konu daha var. Artık gençlerin evlenme yaşı çok ilerledi. Yani bu hayata atılmalarında da bence önemli bir konu. Hem bir taraftan çocuk evlilikleri var ülkemizde, bir taraftan da evlenme yaşının daha da ilerlediği bir sorun var. Biz evliliklerinde gençlerimize 2 sene geri ödemeli 10 bin lira kredi desteği veriyoruz. Bu desteğin sağlanması lazım. Çünkü gençler hayata atılıyorlar. Zaten belki de üniversitede bellerini büken bir borçla hayata atılacaklar. Yeni iş hayatına atılmışlar. Ücretleri zaten yeterli değil. Bir de ev aile kuracaklar. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda diyor ki ben size hayata atılmada, aile kurmanızda 10 bin lira destek veriyorum. Ben bunu da çok önemsiyorum. Peki, bizim en büyük kanayan yaramız biz kadınız ve kadına yönelik şiddet. Aslında son zamanlarda artık biz bunu şöyle nitelendiriyoruz, bir cins kırımı. Artık kadının cinsiyeti bir kırım haline gelmiş durumda. Nisan ayında 20 tane kadın ölümü var, evet, sadece medyaya yansıyan. Mayıs ayında daha 2 gündür sürekli 2 tane hem Bursa'da Uludağ'da olan, evet, bir cinayet, evet, olayı, evet, var. Bir taraftan Antep'te olan var. Her gün bir kadın cinayeti daha duyuyoruz. Ya sevgilileri, ya eşleri, ya babaları ve bir erkek tarafından bunun olduğunu görüyoruz. Peki kadına yönelik şiddetle ilgili iyi ve güçlü olduğunu düşündüğümüz kadın çalışmaları içerisinde bir yasa ortaya çıktı. Ancak bu yasal yaptırım olmasına rağmen kadına yönelik şiddetin önüne geçilebilir gibi değil ve durdurmak mümkün olmayan bir hale geldi. Özellikle siz öncelikle bir kadın milletvekili olursanız ve daha sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin politikaları açısından kadına yönelik şiddeti nasıl önlemeyi planlıyorsunuz? Şimdi burada aslında önemli bir durum var. Yani yine erkek egemenliği ile ilgili bir durumu aslında sizinle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz kadın arkadaşlarımızın, siyasetteki kadın arkadaşlarımızın bir dönem önce bir örtünmeleriyle ilgili, kendi tercihleriyle ilgili yeni bir düzenleme oldu ve bu düzenleme hep erkekler tarafından konuşuldu. Erkekler tarafından tartışıldı, erkekler tarafından karar verildi. Ve sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Arkadaşlarımız bu özgürlüklerini kullandılar. Ondan sonra erkek arkadaşlarımız tarafından resimleri çekilerek hemen sosyal medyada bunu paylaştılar. Şimdi bizimle ilgili bütün konularda erkekler karar veriyor. Bence önceki, bundan sonraki dönemlerde artık kadınlar karar verici olmalılar ve kadın sivil toplum örgütleri özellikle çalıştaylarla bu konularda kadınlar karar verici olmalı. Yani erkekler bunu artık konuşmamalı. Ben o zaman da aynı fikirdeydim. Hiç bu konularda fikrim değişmedi. Lütfen kadınlarla ilgili konuları bırakın, kadınlar konuşsunlar. Kadın siyasetçiler konuşsunlar ve ben eğer meclise gidersem hangi siyasi görüşte olursa olsun bütün kadınlarla, bütün kadın siyasetçi arkadaşlarımla bir araya gelmeye hazırım. Yeter ki kadına karşı olan şiddeti engelleyelim. Bizim parti programımızda bu konuda özellikle başta da bahsettiğim gibi çocuk istismarında olduğu gibi kadınlarımızın uğradığı, üzülerek izlediğimiz şiddetle alakalı konularda Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında diyoruz ki hukuki duruma geldiğimizde bu konularda bu arkadaşlarımızın vergi ve harçlar gibi bir takım sıkıntılarla uğraşmaması için bu vergi, harç olaylarını tamamen kaldırıyoruz. Ve mümkün olduğu kadar da kadınımızın kendi hakkını savunabilmesi için de hukuki destek vereceğiz. Aile avukatlığı sistemini getireceğiz. Bunu çok önemsiyorum. Nasıl aile doktorlarımız var, aile avukatlığı sistemi de çok yakın zamanda iktidarımızda, vatandaşımızla ve kadınlarımızla destek olarak paylaşacağız. Ve özellikle şiddette cezalandırılmasının oranının da artırılmasını kesinlikle sağlayacağız. Bunları önemsiyorum. Ama kadın olarak ben bu konuda sivil toplum örgütlerinin çok önemli olduğunu, çok önemli unsur olduğunu düşünüyorum. Birlikte hareket etmeliyiz. Birlikte bu yolda ne yapılmalı diye kararlar almalıyız. Ve bu konuda
söz kadınların olmalı diye düşünüyorum. Peki siz alana çıkıyorsunuz. Şimdi birebir halkla çalışmalar yapıyorsunuz. Ben bütün gruplar hakkında fikirler alacağım sizden ama öncelikle kadınlar, kadınlara dertlerini anlatmakta daha rahattır değil mi? Öyle. Nasıl? Öyle. Şu anda bir program yapıyoruz. Yine bir sohbet havasında hissediyoruz kendimizi. Çünkü biliyoruz ki gözlerimiz birbirine bakarken biz bir şekilde birbirimizi anlayabiliriz. Anladım. Peki sahaya çıktığınızda Bursa'da, köylerde, mahallelerde, her yerde kadınlar sizden ne istiyor? Öncelikle kadın oldukları için kadınlar için bir şey istiyorlar mı? Yoksa yine aileleri ve çevreleri için mi istiyorlar? Ne istiyorlar? Şimdi kadının doğasında var. Aslında yine aileleri ve çevreleri için istiyorlar. Ama ben kadına her yerde dokunuyorum. Dün Orhan Gazi Pazarı'ndaydım. Özellikle satış yapan kadınları daha çok tercih ettim. Yanlarına oturdum. Bir de ben gittiğimde satış da yapıyorum onlarla. Hani nasıl satılabiliyor mu, neler yapıyorlar diye. Mesela bir yeşillik satan bir hanımefendi vardı. Dedim ki satışlar nasıl gitti? Hiç iyi değil. Zaten belli. Saat 4 olmuş, tezgahta hepsi duruyor. Kadınlarımız iş hayatına atılsa da, yani bu iş hayatından kastım böyle bir beyaz yakalı değil. Yani gerçekten orada üretip satan kadınımızdan bahsediyorum. Sıkıntıları büyük. Bir defa ekonomik olarak vatandaşımız çökmüş durumda. Dedim ki niye satılmıyor bu? Dedi ki herkes borçlu. Bunu herkes biliyor. Bakın şu anda ülkeyi yöneten zihniyetin bu ülkeye yaptığı en büyük zarar bu oldu. İnsanları borçlandırmak. Ev kredisiyle, araba kredisiyle, kredi kartlarıyla. Şimdi bir asgari ücretle geçinen insanın elinde iPhone telefon, gerçi ismini söylemem daha doğru olurdu. Telefon var. En az 2000 lira telefon görüyoruz. Neden? Kredi kartı var, borçlanabiliyor. Peki kaç tane kredi kartı var? Açarsa cüzdanını belki de 20 tane kredi kartı çıkabilir. Şimdi insanları borçlandırarak bugün itibariyle mutlu edebilirsiniz. Ama yarına geldiğimizde bu ödemeler yapılmadığında ki, şöyle söyleyeyim, icra dairelerinin sayısı arttı. İcralı çok insanımız var. Ödemesini yapmayan, ödemesini yapamayan, 2015'in başında bir tespit yapıldı. Oran %25 oranında arttı. Kredisini ve kredi kartını ödeyemeyenlerin oranı, yalnızca 2015'in başından bahsediyorum. Artış var. Şimdi bu artışlar neye sebep olacak? Bunların faizleri de işleyecek. Yani insanlar ellerindeki mal varlığını kaybedecekler. Eğer ki bir hanım ablamız pazarda yeşilliği dahi satamıyorsa, yani bunun ederi nedir ki? 1 lira, 1,5 lira. Oradaki bir maydanozun, kıvırcığın ederi fazla değil. Onu bile satamamış, duruyor. Ha diğer tezgahlara gittiğimizde de aynı durum söz konusu. Bir defa burada büyük bir sıkıntı var. Ve en çok da bundan muzdarip olan kadınlar. Çünkü nihayetinde kadın, hep söylediğim gibi, daha duygusal, bizim toplumumuzda daha düşünceli olan unsur. Ve çocukların eğitimini düşünmek zorunda. Evin geçimini düşünmek zorunda, tabii ki eş para getiren noktasında, ama kadın daha çok dertleniyor. Sahaya inmiş, çalışıyor ama bu sefer de geliri yok. Şimdi en büyük sıkıntımız burada. Borçlanma oranımız çok yüksek. Bize önümüzdeki dönemlerde, yine korkmak istemiyorum kimseyi ama büyük bir ekonomik dalga bekliyor, kriz dalgası bekliyor. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Şimdi kadınlarımız, evet, burada kendiyle ilgili en çok şikayet ettikleri durum, kendi yaşamasa bile bizim kadınımızın yalnız bir özelliği daha var, biliyoruz yani, söylemiyorlar. Yani şiddetle ilgili konuyu bana aktarıyorlar, onu size söyleyeyim özel görüşmelerde. Kızım bunun önüne geçelim diyorlar. Yani belki kendi yaşamadıysa bile evladı yaşamış, bunun önüne geçmemiz lazım. Ama o başta söylediğim konuyu tekrardan söylüyorum. Kadının kesinlikle kırsaldan kente değil, kentten kırsala göçünün bir yolunu çizmemiz gerekiyor ki kadın tekrar güçlensin. Kadını güçlendirmemiz lazım. Güçlenmedi, aslında zayıfladı kadınımız. Dolayısıyla kadınların bu tarzda sıkıntıları var. Bir de daha orta yaş dediğimiz, çocuklarını okutan insanımızın bana ilettiği eğitimle ilgili, bu biraz önce paylaştığımız konularda kadınlarımız çok dertli. Çocuklarımızı lütfen artık düzgün bir eğitim sisteminde, düzgün sayılardaki sınıflarda, biz zaten iktidarımıza bunun sözünü de veriyoruz. Hazır sırası gelmişken onu da bahsedeyim. İktidar olduğumuzda eğitimle ilgili okullarımızda sınıflarımızın sayısını 25 kişinin altını düşüreceğimizin sözünü veriyoruz. Şimdi anneler bundan dertli. Çünkü herkes çocuğunu özel okula gönderemiyor. Bir dertleri daha var.
bu sınav sistemiyle ve sürekli oynadığımız eğitim sistemiyle ilgili vatandaşımızın şu anda telaşla özel okullara çocuğunu göndermek zorunda hissinde böyle bir sıkıntısı var. Böyle hissediyorlar. Yani eğer çocuğum özel okula gitmezse benim çocuğumun puanı yeterli olmaz, iyi okullarda okuyamaz diye düşünüyor. Şimdi ben de özel eğitim veren bir kurumum ama vatandaşımızı böyle bir sarmalın içine çekmek çok doğru bir yaklaşım olarak görmüyorum. Ve burada diyorlar ki eğitim sistemini düzeltelim, devlet okullarındaki eğitim kalitesini arttıralım, bizim çocuklarımız da iyi okullarda okusunlar, iyi eğitim alsınlar. Haklılar. Çünkü geleceğimiz çocuklarımız, bu ülkenin geleceği çocuklar. Bunları kesinlikle düzelteceğimizi ben de onlara, partim adına söz veriyorum. Peki sizi sosyal medyada çok da etkin bir şekilde izliyoruz. Kadınlardan bahsetmişken, alanda çalışırken hep fotoğraflarınızda da gördüğüm özellikle engeller üzerinde çok duruyorsunuz. Evet. Engelli çocuklar, engelli kadınlar, engelli bireyler üzerine ve onların dertlerini ve sorunlarını dinlediğinizi görüyoruz. Evet. Sizden ne istiyorlar? Şimdi en son bir özel kuruma gittim. Özellikle hocama da söz verdim. Bunu değerlendireceğim dedim. Yani eğer bizde eksik varsa kesinlikle bir sonraki dönemde çalışmalarımızda zaten beyannamede olması şart değil. Biz iktidar olursak eksik gördüğümüz her yerde, bize iletilen her noktada onların yanında olacağız. Çünkü biz Türkiye'yiz, Türkiye biziz. Yani biz ayrılmaz bir bütünüz. Kesinlikle burada dezavantajlı grup olan engellerle ilgili hocalarımızın bahsettiği bazı konular vardı. En çok şunu önemsedim ben. Dedi ki 20 senelik eğitimci olan hocamız, bize dedi devlet bir takım noktalarda, eğitimle ilgili noktalarda destek veriyor ama eksik dedi. Şimdi devlet şunun desteğini veriyor bize dedi. Ayda 8 saatin desteğini veriyor. Bence yetersiz. Çünkü ben bile bir eğitim kurumunda eğer çocuğumuz haftada bir gelmezse diye bir soru sorulduğunda kesinlikle kabul etmiyorum. Diyorum ki gerekirse ücreti almayayım ama kesinlikle çocuğunuz 5 gün düzenli olarak bana gelsin. Çünkü ders tekrarını yapsın diyorum. Ben böyle söylerken, yani eğitimini normal düzeyde alabilen çocuk için söylerken, bu tarzdaki engeli olan, dezavantajlı gruptaki çocuklarımızın ayda 8 saat desteğini vermek çok hakkaniyetli değil. Hakkaniyetli bulmuyorum. İkinci önemsediğim bir nokta vardı. Dedi ki hocamız, bize çocuklar konusunda destek veriliyor ama aile eğitimi konusunda destek verilmiyor. Bence çok önemli bir konu. Çünkü ben de eğitimde görüyorum ki bir çocuğa siz, evet ben kurumda kitap okutturuyorum ama evde annemin babanın kitap oku yavrum demesi çok gerçekçi olmuyor. Annenin babanın da kitap okuması çocuğuna örnek olması gerekiyor. Dolayısıyla burada ben bunu çok önemsiyorum. Bana gelen velilerde, tabii kısıtlı zamanımızda, toplantılarımızda biz bu eğitimleri velilerimize veriyoruz. Ne yapmaları gerektiğini anlatıyoruz ama şimdi rehabilitasyon merkezlerinde devletimiz kesinlikle bu anne baba eğitimini de destek kapsamına almalı. Biz iktidara geldiğimizde de bunun sözünü kesinlikle buradan verebilirim. Bu desteği sağlamalıyız ki anne baba çocuk tamam 2 saat orada eğitimini aldı, akşam ne yapacak? Daha uzun süre boyunca çocuk anne baba ve çevresindeki aile bireyleriyle yaşıyor. Burada ben anne baba eğitimini önemsiyorum. Hocamız da umarım beni burada dinliyordur. Onun adına da aktarmış oluyorum kamuoyuna. Anne baba desteği çok önemli. Bu anne baba eğitimlerinin desteğini devlet vermelidir. Hı hı. Ve bunun önünü açmalıyız. Bu anlamda bana gelen bir konu da buydu. Engelli bireylerin sorunları bir başka ama engelli çocukların anneleri için hayat çok daha zor oluyor. Bizim sivil toplum olarak gördüğümüz kadarıyla ve bize gelen kadınlarda. Gerçekten genel anlamda da gördüğünüzde psikolojik ağır şiddete uğruyorlar aslında. Eşler arası problemler vesaire. Hem anne babanın desteklenmesi bu anlamda gerçekten çok önemli ki çocuğa özgüveni yansıtabilsinler. Peki Gülten Hanım, şimdi elinizde sihirli bir değnek olsa ve siz meclisi yönetiyor olsanız, bir karar vermeniz gerekse, tek bir şansınız olsa, özellikle kadınlar adına neyi değiştirmek isterdiniz Türkiye'de? Ne geliyor aklınıza ilk? Şimdi öncelikli konu olduğu için, yani bütün kadın siyasetçiler bunu konuşuyor. Aslında ben bundan rahatsızım ama kadına şiddetin önüne geçebilecek ne kadar yasa varsa orada çalışmak, yapılabilecek ne varsa. Çünkü kadına şiddet bir konu ama onun altındaki konular aslında kadınla ilgili bütün sıkıntıları tamamlıyor. Çünkü kadının güçlü olamaması, yeterince
toplum içerisinde çok önemli bir unsur olmasına rağmen kendini ifade edememesi, yeterince yer alamaması ile ilgili bütün sıkıntıları kaldırıp kadınlarımızı en kutsal noktada yaşatmak ve var etmek isterdim. Kadına yönelik şiddet çoğu zaman maalesef ki siyasi partiler tarafından da bir hastalık, bunu uygulayan kişi hastadır mantığıyla görülmektedir. Ancak kadın örgütlerinin bakış açısı şudur ki bu bir sosyolojik problemdir. Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden gelen, sizin ilk aktarımda bahsettiğiniz bu temelden beslenir. Yani bizim aslında yasalarımız evet olmalı, uygulanmalı ama zihniyet değişimi şart. Bu sebeple aslında sizden zihniyet değişimi çalışmaları da bekliyoruz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi olursa, iktidar olursa ya da tekrar yer aldığında üreteceği politikalarda bir kadın olarak da siz bunun içinde yer alırsanız zihniyet değişimi için çalışmaların yapılması çok önemli. Tam bu alanda sizin özgeçmişinizde de görüyoruz. Sivil toplum ayağında çok fazla çalışmalarınız var. Yani alanı tanıyarak gelmişsiniz. Sizce kamu ve sivil toplumun bir arada ortak çalışmaları, meclis ve sivil toplumun önemi nedir? Ve siz bu işin içinde olduğunuzda neler yaparsınız? Çünkü sivil toplum ayağını tanıyorsunuz, siyasette tanıyorsunuz. Evet, evet. Bunun biraz öneminden, düşüncelerinizden bahseder misiniz? Şimdi başta bahsetmiştim. İl İnsan Hakları Kurulu'nda yer aldım. Çünkü oraya gelen şikayetler ya çocuklarımızla ilgili ya kadınlarımızla ilgili. Kadına uygulanan şiddet ya da tacizle ilgili şikayetler oluyordu. Hatta bir engelli öğrencimizle ilgili bir sıkıntıyla ilgili özellikle bir okuldaki çalışmaya ben bizzat katılmıştım. Bizzat sesim yükselmişti orada. Üzülerek görmüştüm ki engellilik hakikaten zor bir durum. Engelli bir kadın ya da kız olmak ayrıca zor bir durummuş. Onu bizzat orada yaşadım. Şimdi bakın sivil toplum örgütleri neden önemli biliyor musunuz? Sonuçta kamu adından da belli resmi bir kurum. Yani orada belki onlara gelmeyen ama sivil toplum örgütlerine gelen, bizim bildiğimiz, kadınların daha rahat konuşabildiği, karşısında bir kadın hem cinsini bulduğu, daha rahat aktarabildiği bir ortam var. Yani ben başta da söyledim bunu. Kesinlikle sivil toplum örgütleriyle birlikte meclis ayağı birlikte hareket etmeli ve bu yapılan bütün programlar çalıştaylarla ortaya çıkmalı. Kesinlikle sözcü erkek değil, kadın olmalı. Yani biz bunu sağlayamazsak, ortak birlik sağlayamazsak oradan bir şey çıkartamayız. Benim önemsediğim bir konudur, hep söylerim, aday adaylığımda da bahsettim. Mesela Bursa'nın bir lobisi yok, olduğuna inanmıyorum. Yani söyleyebilirler, evet var diyebilirler. Yok, Bursa'nın lobisi yok. Çünkü Bursa ile ilgili gerçekler Ankara'da konuşulmuyor. Bursa'nın eksiklikleri konuşulmuyor. Dolayısıyla kadınlar için de böyle bir lobiye ihtiyaç var. Kadınlar sesini daha çok duyurabilmeli. Ama sorunlar gerçekten platformlarda konuşulmalı, paylaşılmalı ve çözüm üreten noktalarda konuşmalıyız. Yani ben sürekli siyaseten, bakın şu kullanılan cümleyi özellikle kullanmadım ama hangi cümle olduğunu söyleyeceğim. Çok basit bir cümledir. Kadına şiddet 10 yılda %1400 oranında arttı. Kullanmadım. Yani bunu kullanmak kadına destek sağlamıyor ki. Yani bunu söylemek çözüm müdür? Değildir. Bence kadın siyasetçi çözüm noktasında ne yapılması gerektiğini sahada sivil toplum örgütlerinde bilmeli ve ondan sonra çözüm üreten politikalarını konuşmalı. Meclisteki kadınlarımız da bunu yapmalı. Ama söylüyorum, kesinlikle bu işler sivil toplum örgütleriyle beraber yürümeli. Ki keza atıfta bulunuyorum, Bursa lobisi diyeceğimiz oluşursa eğer lobisinin de bu şekilde hareket etmesi lazım. Yani ben yaptım, ben biliyorum. Tamam, bu kanunu koydum, oldu bitti, böyle bir mesele yok. O meselelerin hepsinin temeli yok, çürük ve o binalar genellikle çöküyor, dikkat edelim. Hı hı. Konuşuluyor, ortaya bir şey çıkmıyor ve çöküyor. Eğitimde konuştuğumuz sıkıntılar da böyle oluştu. Yani konuşmadan yapıldığı için kimseyle konuşulmuyor. Yalnızca taraftarlıkla, tarafgirlikle bu işler yapılıyor. Bir tarafı dinliyorlar. Evet bu böyle, böyle olmalı. Evet 4+4+4 olmalı. Değil ama işte. Yani gelin özel işletmeyi yürüten eğitimci arkadaşlarımızı da dinleyin, bizleri dinleyin, sendikaları da dinleyin. Size birçok veri verecektir. Ama hayır, ben yaptım, oldu, ben biliyorum.
Konuşmanızın başında siyasette ve karar mekanizmalarında kadınların yer almasının ne kadar önemli olduğunu evet. ve mecliste de kadınların kendi kararı, kendileriyle ilgili kararlarını kendileri almaları gerektiğini söylediniz. Kesinlikle. Bu bizim için çok önemli. Peki mecliste kadın oranının artması için eğer meclise yürürseniz ve orada olursanız nasıl bir politika izleyeceksiniz? Örneğin hep her programda bunu söylüyoruz. Gelişmiş ülkelerde şunu görüyoruz. Kadınlar mecliste yer almış ve daha sonra siyasi partilerine şart koşmuşlar ve kadınların seçilebilir yerde meclise daha fazla sayıda girmelerini sağlamışlar. Evet. Biz böyle bir Gülten Hanım görebilecek miyiz? Kesinlikle ben bunu destekliyorum. Başta şu cümleyi kuruyorum ama. Yani kadın yalnızca vitrin olması için orada olmamalı bir defa. Bunu bir önümüze bir koyalım. Yani kadın gerçekten siyaset yapmalı. Yani ben kadınım, geldim, burada milletvekili olacağım, belediye başkanı olacağım dememeli. Sivil toplum örgütleriyle bulunduğu ildeki her noktada görev almalı ve her konuda bilgi sahibi olmalı. Evet, meclise gittiğinde de bu konularda bilgisini sunmalı ve hakları da savunabilmeli. Bir defa bu bizim cebimizde, bu var. Ama erkekler de öyle olmalı değil mi Gülten erkekler Hanım? Erkekler de böyle olmalı. Eğer mecliste bizim oyumuzla bizi temsil edeceklerse, erkekler nasıl kadınlardan bekliyorlarsa, evet. eğitim olarak da tam donanımlı, evet. sivil toplumda çalışmış, siyasette yer almış, evet. bizi temsil edecek olmalılar değil evet. mi? Nasıl kadınlardan bekliyorlarsa erkeklerden de bunu Kesinlikle. Bekliyoruz. Şimdi Ankara'da bir siyasetçi arkadaşımız, kadın arkadaşımız, yeni göreve gelmiş bir hanımefendi, dedi ki, ya kadınımız da geldiğinde dedi, üniversite mezunu, yüksek lisans, doçent, doktor, bir sürü basamaklı veri isteniyor. Ama bakıyorum dedi, vekil olmuş erkek adaylarımızda bunların hepsi aslında yok. Ama onlar olabiliyor demişti. Ben yalnızca işin bu kısmının, hani kadınlarımızın çok da hayalci gitmemeleri bakımından bu kısmını bir önümüze koydum. Ama geliyorum. Ben meclise gittim. Kesinlikle ilk etapta kadınlar bir ayakların üstünde dursun, siyasette olabildiklerini görsünler anlamında... Uzun süreli olmamak kaydıyla belli bir dönem kadınlara kontenjan verilmesini destekliyor. Ve ben oraya gidersem kesinlikle ama yine söylüyorum belli bir dönem yani kadınlar varlıklarını kabul ettirip sürdürülebilir hale getirinceye kadar kontenjan hakkını destekliyorum. Gidersem de bu konuda öncü ve destekçileri olacağım. Buradan söz veriyorum. Biz buradan sözümüzü almış olduk. Evet. Şimdi programımızın son dakikalarına yaklaşırken siz Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olan Gülten Hanım olarak Bursa halkından ne bekliyorsunuz? Evet. Birkaç cümleyle sizden bunu alalım, sonra kapanışa gitmek durumunda kalacağız. Tamam. Şimdi siyasetçi ne ister? 7 Haziran geliyor, o istiyor. Destek bekliyorum. Sahadayım. Bütün hemcinslerime dokunuyorum. Benim bir sloganım var. Sıkılmadık el, girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağım demiştim ve onun da gereğini yerine getiriyorum. Bütün kadın arkadaşlarımdan bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek bekliyorum. Onlar asıl çünkü biz vekil adayız. Onların bizi oraya bir göndermesi gerekiyor. Bursalılara bir şey de hatırlatmak istiyorum. Bizi yöneten şu andaki zihniyetin 1923 Cumhuriyet kazanımları ve sonrasıyla sıkıntısı var. Bunu her anlamda da ben söylemiyorum. Onlar bunu söylüyor ve kanıtlıyorlar. Bu anlamda lütfen bu değerlendirmeyi yapsınlar. Bir Milliyetçi Hareket Partisi'ni değerlendirirken, evet Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda bir sıkıntısı yoktur desinler ki zaten böyle bir sıkıntımız yok. Şimdi diğer muhalefet partimizin de ne yazık ki 1923 ve öncesiyle Osmanlı dönemimizle ilgili bir takım sıkıntıları var. Örtüşemiyor bir türlü. Biz diyoruz ki Fatih Sultan Mehmet Han da bizimdir, Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir. Ve bu düşünceye sahip tek parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Yani biz bu ülkenin değerlerine, kazanımlarına, tarihine, kültürüne sahip tek partiyiz. Dolayısıyla bu anlamda bizi desteklemelerini, bizi mecliste yüksek oranda sayıyla temsilde önümüzü açmalarını Bursalılardan rica ediyorum. O zaman bugün Gülten Hanım'dan hem Milliyetçi Hareket Partisi adına hem Gülten Hanım olarak ve bir kadın olarak birçok sözü aldık. Meclise giderse kadın oranının artması için mücadele edecek. Kesinlikle. Kadına yönelik şiddetle mücadele edecek. Çocukların geleceği için, kadınların istihdamda yer alması için beraber el ele mücadele edecek ve Bursa halkının birebir ulaşabileceği bir kadın milletvekili olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler.
2015 seçime doğru Mor Salkım Soruyor programının bugünkü konuğu Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olan Gülten Hanım'dı. Haftaya Cuma yine aynı saatte çadırda beraber buluşacağız. İyi günler, sevgiyle kalın.